Kriptolarda rekabet diyor. ETF'lerde rekabet, eğer BlackRock bu işe giriyorsa Çin de geri kalmayacaktır diyor. Bunun üzerine konuşacağız ve Arthur Ashe'in yapmış olduğu açıklamaları değerlendirmeye çalışacağız diyebilirim. Arthur Ashe, önceki videoda da adını geçirdiğimiz eski BitMEX CEO'sudur ve işi bilen insanlardan bir tanesidir aslında. Bu noktada radikal açıklamaları da bulunmuştur ve şu anda bunların doğruluk noktasında ilerlediğini kesinlikle görebiliyoruz. Robert Kiyosaki ile genelde paralel düşüncelere sahiptir diyebilirim Arthur Ashe için. Arthur Ashe, ABD'nin eninde sonunda çok sert bir, agresif bir şekilde para basacağını ve ABD dolarını yeniden tost edeceğini açıklamıştır. Şu anda pek çok şey iyi gibi görünse de ABD'nin ve Fed'in anı kurtardığı, çünkü yaklaşan 36 trilyon dolarlık borcu muhtemelen ödeyemeyecekleri, dolayısıyla işin gittiği noktanın bu olduğunun farkında olabiliyoruz. Arthur Ashe 2026 yılına kadar Bitcoin'i 750 bin dolarla 1 milyon dolar aralığına kadar, bu fiyat skalasına kadar yükselebileceğini iddia etmiştir. Bu da aslında anormal bir fiyat tahmini değildir. Benzer düşünceler çok fazla farklı taraflardan da bulunuyor. Mümkündür. Çok büyük bir şey söylemek istemiyorum. Aynı süreç içinde Ether'in 31 bin dolarlara kadar ilerleyebileceğini iddia etmiş. Aynı şekilde Filcoin'in 90x gibi fiyat yükselişler yapabileceğini, Sol'un yine 500 doları aşacağını gibi açıklamaları mevcut olmuştur Arthur Ashe'in. Ve Çin tarafının kripto paraları yasaklanmışçasına gözükerek Çin'in ve Çin'deki zenginlerin aynı şekilde Hong Kong'daki ETF'ler üzerinden kripto piyasasına giriş yapacaklarını açıklamıştır. Ve şu anda Hong Kong'un ETF adımlarının tam olarak bu yönde olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda yapay zeka kriptolarını da öneren bir isimdir. Bu da doğrudur. Onu da altını çizelim. Kripto para toplu Amerika Birleşik Devletleri'nde ETF'lerle ilgili piyasa düzenlemeleri ertelenmeye devam ederken, Hong Kong hükümetinin diyor ETF'lerini piyasaya sürmeyi planladığını açıklamasıyla yeniden heyecan duymaya başladı. Aynı zamanda Hong Kong'un bunu açıklaması, önceki videoda da değerlendirdik, ABD gibi diğer tarafların da kısa süre içinde benzer atılımlarda bulunabilme ihtimali güçlendiriyor. Bu noktada bakın şunu da tekrar açıklayayım. Bir, şu an ABD komitesi Gary Gensler'ı sıkıştırdı. Bununla alakalı da gün içinde konuştuk ve nasıl bir sıkıştırmadan söz ettiğimizi de dile getirdik. İkinci olarak Hong Kong tarafı rekabette ileri geliyor. Bu da önemli. Yani ETF'lerle alakalı sürpriz bir haber alınabilir. BitMEX kurucu ortağıyız. Hong Kong'un spot kripto ETF'lerine olası girişinin ABD ve Çin arasındaki ekonomik çatışmada önemli bir gelişme olabileceğine inandığını belirtti. Hayes, 6 Kasım tarihinde yaptığı X postunda iki ekonomi arasında rekabetten duyduğu heyecan dile getirerek bu rekabetin eninde sonunda Bitcoin için iyi olacağını dile getirdi. Doğru. Yani bu kısım doğru işte. Çünkü sen mi daha iyi yaparsın, ben mi daha iyi yaparım yarışı var aslında ortada. Hükümetler ve muhalefetin ilerleyen zamanlarda beklediğimiz işleri gerçekleştirmesi gibi. Sen mi daha iyi bu alanda çalışıyorsun, ben mi? Mesela devletler çeşitli sektörlerde rekabete bayılır. Elon Musk piyasaya, Elon Musk X'i ilk kurduğunda bu kadar büyük tepki almasının sebebi de tam olarak buydu. Çünkü tek bir çatı rekabeti öldürecek adam. Elon Musk demişken birkaç ay içinde, yine gün içinde açıkladık, Elon Musk'ın söylemleri kripto paraların yakında birkaç ay içinde alım satımı açılacağı, dolayısıyla X'e bir Dogecoin entegrasyonu ve 12 Ocak tarihinde de Doge bir ay roketinin kalkışı korkunç işler çıkartabilir. Rekabet inanılmaz bir şey. Eğer ABD'nin varlık yöneticisi BlackRock bir ETF başlatırsa,
Çin'in varlık yöneticisinin de bir ETF başlatması gerekecek. Katılıyorum. Kripto para markası Coinbase'da Hong Kong'da olası spot kripto ETF lansmanı ile ilgili yorum yapmakta gecikmedi. Coinbase'a göre ABD Seç, Hong Kong gibi diğer yargı bölgelerinin spot Bitcoin ETF trenine atlaması nedeniyle baskı altında olduğunu söyledi ve ekledi. Çok doğru. Tam da komitenin biliyorsunuz ki tam da ABD komitesinin SEC'i sıkıştırdığı zaman dilimine denk geldi. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nde sermaye piyasası inovasyonu bastırmaya devam ederse diğer ülkelerin boşluğu dolduracağı konusunda SEC'e bir uyarı. Kripto influencer'ı Lark Davis de Hong Kong'dan gelen son spot kripto ETF haberlerinin Çin hükümetinin de kripto piyasası fırsatlarını kaçırmak istemediğini gösterdiğini vurguladı. Hong Kong spot Bitcoin ETF'leri alacak. Çin piyasası bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Aynı zamanda Hong Kong şu an bireysel yatırımcılara da bunu açıyor. Hong Kong ne dedik? Dünyanın yansımasıdır aslında bu noktada. Bireysel yatırımcılara da açıyorlar. Aynı zamanda çok büyük ihtimalle farklı spot ETF'ler de gelecek. Altcoin'lerde. XRP olsun, Sol olsun. Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı Leong, 5 Kasım tarihli Bloomberg raporuna göre Hong Kong'un piyasa düzenlemesiyle ilgili kaygıların giderilmesi koşuluyla diyor. Perakende yatırımcıların Bitcoin gibi kripto para birimleriyle bağlantılı spot ETF'lere erişmesine izin vermeyi düşündüğünü açıkladı. Hong Kong ve kripto. Evet, işin Hong Kong ve kripto ayağını zaten biliyorsunuz ki bundan önceki videoda konuştuk. Şu anda çalışmalar sürüyor. Bu birazcık spekülatif olabilir ama yine de bu duruma hazırlıklı olmak lazım. Şu an hem ABD'de komite sıkıştırıyor SEC'i hem de Hong Kong tarafı inanılmaz şekilde sıkıştırıyor. Bu erken gelebilecek bir ETF kararı ihtimalini olabildiğince güçlendiriyor. Bunun altını kesinlikle çizmek lazım. Çünkü şu anda eğer biraz daha Gary Gensler oyalanırsa muhtemelen görevden alınacak gibi gözüküyor. İş buraya kadar gitti ve gerçekten şu anda komitenin şakası yok. Tom Emmer'ın söylemlerini değerlendirdik. Yine gün içerisinde Hong Kong'daki çalışmalar da ABD'nin korkulu rüyası ve en büyük yansıması. O yüzden ABD bu zorlu ekonomik sürecin içerisinde bir an önce bu alana giriş yapmak için yarışa dahil oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.